Samuray Savaşı'nda Japon Kalesi. Japonya'da baskın bir mimari form olan kale, sadece askeri gücün ve siyasi otoritenin sembolü değil, aynı zamanda samuraylar döneminde savaşın yürütülmesinde de önemli bir bileşendi. Bu yapılar, toprak ve ahşaptan yapılan basit tahkimatlardan, askeri stratejideki gelişmeleri ve feodal Japonya'nın sosyopolitik manzarasını yansıtan taştan, büyük saraylara dönüşmüştür. 1. Bölüm, Samuray Şatolarının Kökenleri ve Evrimi. Erken başlangıçlar, Yamato döneminden itibaren Japonya'daki kalelerin kökenlerinin izini sürmek, Japonya'daki ilk tahkimatlar temel olarak toprak veya sıkıştırılmış toprak ve ahşaptan oluşuyordu ve doğal peyzajdan faydalanıyordu ve kalıcı yapılar veya konutlardan ziyade geçici savunmalardı. Kogoishi ve Chashi, Aynular tarafından kullanılan sonuncusu de dahil olmak üzere bu ilk savunmalar, ihtiyaç duyuldukça inşa edilmiş ve geçici kullanımlarının ardından terk edilmiştir. 7. yüzyıla gelindiğinde, Yamato halkı daha yapılı topluluklar kurmaya başladıkça, daha dayanıklı ve geniş tahkimatlar inşa etmişlerdir. Bunlar arasında Emishi ve Ainu gibi yerli gruplara karşı savunmak için stratejik olarak doğal özelliklerin uzantısı olarak inşa edilen saray kompleksleri ve duvarlarla çevrili ahşap kaleler de vardı. Öncüllerinin aksine bu yapıların kalıcı olması amaçlanmış ve genellikle barış zamanında inşa edilmişlerdir. Yamajiro, dağ kaleleri. Heian döneminde 794-1185 ortaya çıkan mütevazı ahşap tahkimatlar. Öncelikle yerel şefler tarafından inşa edilen bu ilk tahkimatlar, saldırılara karşı savunmak için doğal coğrafi özelliklerden yararlanmak üzere tasarlanmış, stratejik olarak konumlandırılmış tepe garnizonları veya Yamajiro dağ kaleleri idi. Bunlar genellikle ahşap çitler ve toprak işleriyle çevrili, hem askeri kaleler hem de idari merkezler olarak hizmet veren basit yapılardı. Bu ilk kalelerin evrimi, özellikle Heian hükümetinin merkezi otoritesinin azalması ve samuray sınıfının yükselişinin başlamasıyla Japonya'nın değişen güç dinamiklerini yansıtmaktadır. Yerel savaş ağları ya da daimyo daha fazla güç kazandıkça, daha sağlam savunma yapılarına duyulan ihtiyaç belirginleşmiş ve daha sofistike tahkimatların geliştirilmesinin önü açılmıştır. Yurt dışından gelen etki, Çin ve Kore tahkimat teknikleri, Japon kale mimarisini nasıl etkiledi? Japon kale mimarisi izole bir şekilde gelişmemiştir. Çin ve Kore tahkimat tekniklerinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Japonya'nın Çin ve Kore ile aktif olarak kültürel alışverişte bulunduğu Heian döneminde, Doğu Asya askeri mimarisinin birçok yönü ithal edilmiştir. Buna, Japon tahkimatlarının tasarımına entegre edilen taş ve toprak yapıların kullanımı da dahildir. Kore etkileri özellikle hendeklerin ve taş duvarların tasarımında dikkat çekmektedir. Koreliler, Japon inşaatçıların gözlemlediği ve uyarladığı bir teknik olan heybetli taş yapılar inşa etme sanatında ustalaşmışlardı. Bu teknikler Japonya'da ilk olarak Budist tapınaklarının ve saraylarının inşasında ortaya çıkmış, ancak kısa süre sonra askeri mimariye dahil edilmiştir. Ahşaptan taşa geçiş, zaman içinde malzeme ve inşaat tekniklerindeki değişimler. Japonya'da savaş geliştikçe kale yapım teknikleri de gelişmiştir. Ahşaptan taşa geçiş ani değil, daha kalıcı ve dirençli yapılara duyulan ihtiyacın artmasını yansıtan kademeli bir adaptasyondu. Özellikle 13. yüzyıldaki Moğol istilaları, kuşatma silahlarıyla kolayca yakılıp yıkılabilen ahşap savunmaların sınırlarını göstermiştir. Taşın kullanılmaya başlanması, sadece kalelerin savunma kabiliyetlerini artırmakla kalmamış, aynı zamanda rollerinin salt askeri kalelerden güç ve otorite sembollerine doğru kaydığını da göstermiştir. Taş kaleler sadece fethedilmesi daha zor olmakla kalmayıp, aynı zamanda daimyonun zenginliğinin ve gücünün heybetli sembolleri olarak duruyordu. Taş kullanımı temellerde başladı ve yavaş yavaş duvarlar ve kuleler de dahil olmak üzere tüm muhafazalara yayıldı. Zamanla gelişen teknikler, Nozurazumi olarak bilinen, yontulmamış taşların harç kullanılmadan yığıldığı,
hem esneklik hem de güç sağlayan bir yöntem olan ve duvarların depremlerin şoklarını emmesine olanak tanıyan benzersiz taş duvar yapım tarzının gelişmesine yol açmıştır. Azuchi Momoyama dönemine gelindiğinde, Azuchi ve Osaka gibi Japonya'nın en ünlü kalelerinin çoğu, bu gelişmiş teknikler kullanılarak inşa edilmiş ve birden fazla ahşap üst yapı seviyesine sahip taş temellere sahip olmuştur. Bu kaleler sadece askeri merkezler olarak değil, aynı zamanda lüks konutlar ve hükümet merkezleri olarak da hizmet vermiş, Japon kalelerinin basit ahşap kalelerden, samuray seçkinlerinin gücünü ve kültürünü somutlaştıran, karmaşık taş kalelere tam dönüşümünü yansıtmıştır. İkinci bölüm, samuray kalelerinin mimari özellikleri, kendine özgü mimari özellikleriyle, Japon kaleleri, savunma ihtiyaçları ile estetik kaygıların benzersiz bir birleşimini temsil eder. Bu yapılar yalnızca askeri kaleler değil, aynı zamanda güç ve kültürel kimlik sembolleridir. Stratejik yerleşim ve düzen bir samuray kalesinin konumu stratejik hususlara göre seçilirdi. Birçok kale tepelere inşa edilir ya da nehirler veya hendeklerle çevrilerek saldırganlara karşı doğal savunma sağlanırdı. Bu kalelerin düzeni de savunma kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmak için karmaşık bir şekilde planlanmıştır. Girişler genellikle dar ve dolambaçlıydı. İşgalcilerin kafasını karıştırmak ve merkezi kaleye doğru ilerlemelerini geciktirmek için tasarlanmıştı. Hem ıslak hem de kuru hendekler, kuşatma silahlarına ve piyade hücumlarına karşı birinci dereceden caydırıcı olarak hizmet eden ortak özelliklerdi. Kale, Tenshu. Tenshukaku veya Kale Kalesi, Japon kalelerinin merkezi bir özelliğidir ve tipik olarak 3 ila 5 kat yüksekliğindedir. Ancak Azuchi Kalesi gibi bazıları 7 kata kadar sahiptir. Lord'un ikametgahı ve kalenin son savunma hattı olarak hizmet vermiştir. Bu yüksek yapılar genellikle çok katlıydı ve en üst katları gözetleme ve savaşta gözetleme noktaları olarak kullanılıyordu. Tenshu ayrıca ateşli silahlar ve okların kullanımı için en uygun olan kalın duvarlar ve küçük pencerelerle donatılmış, ağır bir şekilde tahkim edilmişti. Bu kale sadece kale kompleksi içindeki en yüksek ve en özenli yapı olmakla kalmıyor, aynı zamanda daimyonun gücünün ve zenginliğinin bir sembolü olarak hizmet ediyordu. Kalenin tasarımı genellikle dış görünüşüyle uyuşmayan, aldatıcı bir iç düzen içeriyordu. Bu mimari hile, saldırganların yönünü şaşırtmayı, binada gezinme veya dışarıdan belirli alanları hedef alma çabalarını zorlaştırmayı amaçlıyordu. Kale, savunma için çevredeki duvarlara, kapılara ve kulelere dayanan, kalenin askeri açıdan en az donanımlı kısmı olsa da, sanatsal ve mimari prestijin bir ifadesi olarak rolü çok önemliydi. Japon kale kaleleri estetik detaylar için keskin bir gözle tasarlandı ve etkileyici varlıkları sadece askeri gücü değil, aynı zamanda ihtişam duygusunu ve sahibi daimyonun mali gücünü de iletmeyi amaçlıyordu. Kaleler güzelce tasarlandı, süslü kalkanlar, karmaşık oymalar ve alçı işleriyle süslendi, yagura. Kule, Japon kale mimarisinin ayrılmaz bir parçası olan yagura, çok işlevli savunma yapıları olarak hizmet vermiştir. Ana kale kalesine bağlı ya da bağımsız olarak kale duvarları boyunca inşa edilen bu binalar tipik olarak çok katlıydı ve taş kaideler üzerine ahşaptan inşa edilmişti. Bu tasarım sadece sağlamlık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda stratejik savunma avantajları için yapıyı yükseltiyordu. Aile armalarının yer aldığı süslü kiremitlerle bezenmiş beşik çatıları, Lord'un prestijini ve gücünü vurgulardı. Yagura öncelikle savunma kuleleri olarak işlev görürdü. Stratejik olarak konumlandırıldıklarında, kale savunucularının çevredeki alanları denetlemesine ve işgalcilere karşı korunmasına olanak tanıyordu. Yüksek yapıları özellikle okçular ve silahşörler için faydalıydı. Sağlam ahşap duvarlar onları düşman mermilerinden korurken yükseklik avantajı sağlıyordu. Ayrıca yaguralar ishi otoshi, taş damlatan pencereler ve sama, oklar ve silahlar için mazgallar gibi savunma özellikleri içererek bir kuşatmadaki faydalarını artırıyordu.
Bunlar sadece gözetleme noktaları değil, aynı zamanda silah ve mühimmat depolama alanlarıydı ve kalenin savunma stratejisinde çok önemli bir rol oynuyordu. Taş temeller ve duvarlar. Samuray kalelerinin evriminde, özellikle de temel ve duvarlarda taş kullanımı kritik bir gelişmeydi. İlk kalelerde, Nozurazumi olarak bilinen bir yöntemle yontulmamış taşlar kullanılmış, bu da taşların harçsız olarak yığılmasına olanak tanıyarak, yapıya depremlere karşı esneklik kazandırmıştır. Zamanla teknikler daha sofistike hale geldi ve kesme taşlar birbirine sıkıca oturarak heybetli ama esnek duvarlar oluşturdu. Bu taş yapılar sadece savunma amaçlı değil, aynı zamanda kalıcılık ve otorite hissi de veriyordu. Omi eyaletinden gelen Ano ailesi, 16. yüzyılın sonlarında Japonya'da önde gelen kale mimarlarıydı. Sadece temel kale höyüklerine değil, aynı zamanda kalelere, kapı evlerine ve köşe kulelerine de uyguladıkları bir tasarım öğesi olan 45 derecelik taş kaidelerin yenilikçi inşasıyla ünlenmişlerdir. Bu mimari teknik, kalelerin yapısal bütünlüğünü ve savunma yeteneklerini büyük ölçüde geliştirerek, bu binaların kuşatmalara ve doğal afetlere daha iyi dayanmasını sağlamıştır. Hikone Kalesi'ndeki köprü, Japon kalelerindeki hendeklerin birincil amacı, savunma bariyeri olarak hizmet etmekti. Bir kaleyi su veya kuru çukurlarla çevreleyen bu hendekler, düşman birliklerinin ilerlemesini engeller ve kale duvarlarına doğrudan saldırıları caydırırdı. Bir hendeğin varlığı, saldırganların koçbaşı ya da kule gibi kuşatma araçlarını etkili bir şekilde kullanmasını zorlaştırarak, onları daha savunmasız giriş noktaları bulmaya ya da kaynaklarını tüketebilecek uzun süreli kuşatmalar yapmaya zorluyordu. Hendekler derinlik ve genişlik bakımından çeşitlilik gösterir, bazıları suyla doldurulurken diğerleri kuru bırakılır ve genellikle tahta çiviler ya da gizli tuzaklar gibi engellerle çevrelenirdi. Suyla dolu hendekler, kale duvarlarının altını oymak için sıklıkla kullanılan taktikler olan tünel açma ve madenciliğe karşı doğal bir caydırıcı görevi gördükleri için özellikle etkiliydi. Daha büyük kaleler, özellikle de bölgesel güç merkezi olarak tasarlananlar, genellikle eş merkezli savunma çemberleri oluşturan birden fazla hendeğe sahipti. Her hendek, ek bir koruma hattı görevi görerek başarılı bir kuşatmanın zorluğunu artırıyordu. İki hendek arasında kalan ve maru ya da beylei olarak bilinen alan, konut, bahçe ya da ek askeri tesisler gibi çeşitli amaçlar için kullanılabiliyordu. Bu katmanlı savunma stratejisi sadece güvenliği artırmakla kalmamış, aynı zamanda dikkatle izlenen köprüler ve kapılarla erişim noktalarının daha iyi yönetilmesine ve kontrol edilmesine de olanak sağlamıştır. 3. Bölüm: Kale yapımında kullanılan malzeme ve yöntemler. Feodal Japonya'da samuray kalelerinin inşası, yüzyıllar içinde gelişen çeşitli malzeme ve inşaat yöntemlerini bir araya getiren karmaşık ve teknolojik açıdan gelişmiş bir süreçti. Bu kaleler yalnızca askeri kaleler değil, aynı zamanda dayanıklılık, işlevsellik ve estetik çekicilik gerektiren güç sembolleriydi. Ahşap, erken dönem yapıların bel kemiği. Kale inşaatının ilk aşamalarında bolluğu ve kullanım kolaylığı nedeniyle ahşap birincil malzeme olarak kullanılmıştır. Hassasiyetleri ve becerileriyle tanınan Japon marangozlar, çivi kullanmadan karmaşık ahşap çerçeveler hazırladılar. Kanawatsugi olarak bilinen bu teknik, yapıların Japonya'daki sık sismik aktiviteleri absorbe etmesini sağlayan ahşap parçalarının birbirine kenetlenmesini içeriyordu. Ahşap iskeletler sadece yapısal olarak sağlam değil, aynı zamanda yağmur suyunu etkili bir şekilde tutan ve kalelerin görsel etkisine katkıda bulunan ayrıntılı, kavisli çatıları ile estetik açıdan da hoştu. Taş, kale tahkimatlarında devrim. Kale yapımında taşın kullanılmaya başlanması, bu yapıların mimari yeteneklerinde ve savunma gücünde önemli bir gelişmeye işaret ediyordu. Taş, öncelikle temeller, duvarlar ve hendekler için kullanıldı. Taşlar genellikle yerel olarak çıkarılıyordu ve büyük ağırlıkları kale duvarlarının kolayca delinmesini veya altının oyulmasını önleyerek saldırganlara karşı
yeni bir güvenlik seviyesi ekledi. Taş duvarlar, Ishigaki. Daha sonra, Savaşan Devletler döneminde Oda Nobunaga ve Toyotomi Hideyoshi gibi figürlerle öne çıkarken, daha önceki yapılarda öncelikle doruyu kullanılmıştır. Taş yapımında en dikkate değer yöntemlerden biri, doğal şekilli taşların harç kullanılmadan bir araya getirildiği bir teknik olan Nozurazumi'nin kullanılmasıydı. Bu yöntem esneklik sağlayarak depremler sırasında duvarların hareket etmesine izin veriyor ve çökme olasılığını azaltıyordu. Zamanla taş kesme ve yerleştirme işçiliği gelişerek, Uchikomihagi gibi daha küçük taş ve çakılların daha büyük taşlar arasındaki boşlukları doldurmak için kullanıldığı ve birbirine sıkıca kenetlenmiş yapılar oluşturan daha rafine tekniklere yol açmıştır. Toprak işleri. Doğal savunmayı güçlendirmek. Toprak işleri kale yapımında bir diğer kritik bileşendi. İster kuru ister suyla dolu olsun, hendekler kaleleri çevreleyen yaygın savunma özellikleriydi. Bu hendeklerden çıkarılan toprak genellikle kale duvarlarının etrafına setler inşa etmek için kullanılır. Bu da kalelerin yüksekliğini ve gücünü artırırdı. Bu setler aynı zamanda saldırganların aşmak zorunda kalacakları ek engeller olarak hizmet ederek ilerlemelerini yavaşlatır ve onları yukarıdan gelecek saldırılara karşı savunmasız hale getirirdi. Bölüm 4. Japon Kale Düzenleri. Bir Japon kalesinin yerleşimi öncelikle savunma ihtiyacından kaynaklanıyordu. Kaleler genellikle doğal olarak savunma avantajı sağlayan tepeler veya sırtlar gibi yüksek yerlere inşa edilirdi. Yer seçiminde çevredeki manzara da dikkate alınıyor, kalenin savunmasını güçlendirmek için nehirler ve dağlar gibi doğal engeller kullanılıyordu. Gerilmiş ip anlamına gelen Nawabari terimi, bir Japon kalesinin düzenini ifade eder ve özellikle dağlar gibi çeşitli arazilerdeki kalelerin tasarımında çok önemlidir. Bu planlama aracı, özellikle düz alanların az olduğu zorlu dağlık arazilerde toprak setler, dorui, hendekler, hori, taş duvarlar, ishigaki ve girişler gibi savunma yapılarının nerede inşa edilebileceğini haritalandırmak için hayati önem taşıyordu. Ana bölümler Honmaru, ana bileşik, Ninomaru, ikinci bileşik ve Sannomaru'yu, üçüncü bileşik, içeriyordu ve gelişmiş savunma için ek küçük ve daha büyük kuruva ile çevriliydi. Bu yerleşkeler, kalenin dış çevresini saran obi kuruva ve dağ yamaçları boyunca sıralanan koshi kuruva gibi tasarım ve amaç bakımından çeşitlilik gösterirdi. Kalenin tasarımının merkezinde, son savunma hattı ve lordun gücünün sembolü olarak hizmet veren ana kale veya tenshu vardı. Ana kaleyi çevreleyen, her biri farklı işlevlere hizmet eden ve katmanlı güvenlik sağlayan baileys, maru olarak bilinen çok sayıda eş merkezli halka vardı. Bu baileyler taş duvarlar ve hendeklerle ayrılır, bir saldırı durumunda kolayca savunulabilecek veya yok edilebilecek kapılar ve köprüler içeren, dikkatlice kontrol edilen erişim noktalarına sahipti. Hendekler, düşman hareketini engellemek ve stratejik avantajlar sağlamak için tasarlanmış çeşitli türleriyle bir başka kritik savunma özelliğiydi. Örneğin, Tatebori Dağ yamaçlarındaki dikey hendeklerdi ve Yagenbori V şeklinde bir oluğu andırıyordu. Bu hendeklerin kazılması, saldırılar sırasında daha yüksek zemin avantajı sağlamak için kullanılan dorui veya toprak setlerin oluşturulmasına yol açmıştır. Surların içindeki yerleşim düzeni, potansiyel işgalcilerin kafasını karıştırmak için kasıtlı olarak karmaşıktı. Bir Japon kalesinin ana girişi olan Koguji, kritik bir savunma özelliğiydi ve düşman saldırılarına en açık bölgeydi. Ustaca bir tuzak olarak tasarlanmıştı. Giriş, saldırganları önemli ölçüde yavaşlatan ve düzenlerini bozan kasıtlı virajlar ve kıvrımlarla yapılandırılmıştı ve esasen düşman ilerlemelerini bu dar, dolambaçlı yollarda neredeyse durma noktasına getiriyordu. Kalenin içinde konuşlanmış savunmacılar, sama ya da gözetleme pencerelerini kullanarak ve hizalanmamış duvarlar boyunca konumlandırılmış yagura kulelerinden ateş ederek bu stratejik düzenden faydalanmışlardır.
Kuichigai Koguchi olarak bilinen bu giriş türü, savunmacıların dolambaçlı giriş yolunda ilerleyen istilacı güçleri etkili bir şekilde hedef almasını ve etkisiz hale getirmesini sağlıyordu. Ana yollar tipik olarak, tüm kale arazisinin ve çevresinin gözetlenmesine imkan verecek şekilde stratejik olarak konumlandırılmış olan merkezi kaleye çıkıyordu. Konut alanları, depolar ve atölyeler stratejik olarak ikincil muhafazaların içine yerleştirilerek samurayların ve ailelerinin görev yerlerine yakın, her an savaşmaya hazır bir şekilde yaşamaları sağlanmıştır. Bu alanlar aynı zamanda kuşatmalar sırasında kalenin kendi kendine yetebilmesini desteklemek için tasarlanmış, yiyecek, su ve silah depolamak için donatılmıştır. İşte bir Japon kalesinin yerleşim planında tipik olarak bulunan kilit bölgeler. Honmaru, Anabeili. Honmaru, bir Japon kalesinin en iç ve en önemli bölgesidir ve tipik olarak en yüksekte yer alır. Kalenin son savunma hattı ve sembolik merkezi olarak hizmet veren ana kaleyi Tenshu içerir. Lord'un birincil ikametgahı ve ana idari binalar da burada yer alır. Honmaru ağır bir şekilde tahkim edilmiştir ve kalenin geri kalanına erişimi kontrol etmek için stratejik olarak konumlandırılmıştır. Ninomaru, ikinci beyliği. Honmaru'yu çevreleyen ikinci alan Ninomaru'dur. Bu alan genellikle yüksek rütbeli samurayların ve ailelerinin yaşam alanlarını barındırır. Genellikle ikincil saraylar, bahçeler ve idari ofisler içerir. Ninomaru da iyi korunur ancak Honmaru'dan daha erişilebilirdir ve hem konut hem de savunma amaçlarına hizmet eder. Sannomaru, üçüncü beyliği. Sannomaru, büyük kalelerde üçüncü ve tipik olarak en dıştaki muhafazadır. Genellikle iç bayileylerden daha az tahkim edilmiş ve daha açıktır. Bu bölge genellikle daha düşük rütbeli samuraylar için konutlar, destek personeli ve yiyecek ve malzeme için depolama tesisleri içerir. Sannomaru ayrıca okullar, atölyeler ve kalenin günlük operasyonları için gerekli diğer tesisleri de içerebilir. Kuruwa, muhafazalar. Bir Japon kalesinde birden fazla kuruwa veya kale içinde ek müstahkem alanlar olan muhafazalar bulunabilir. Her kuruwa, savaşçılar için özel bir alan, ek yaşam alanları veya ekstra depolama gibi belirli bir işleve sahiptir. Bu muhafazalar, işgalcilere karşı katmanlı savunma mekanizmaları sağlamak üzere stratejik olarak tasarlanmıştır. Masugata, kutu şeklinde barbican. Bu, saldırganları iki kapı arasında tuzağa düşürmek için tasarlanmış özel bir savunma yapısıdır. Genellikle kalenin ana girişinde olmak üzere stratejik noktalarda bulunan Masugata, düşmanı pusuya düşürme ve yavaşlatma konusunda etkilidir. Hendekler, Horikiri ve Dobashi. Hendekler, Japon kalelerinin savunma stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Horikiri kuru hendekler, Dobashi ise suyla dolu hendekler anlamına gelmektedir. Çeşitli bayileyleri çevrelerler ve düşman saldırılarını caydırmak ve kale duvarlarına doğrudan erişimi engellemek için çok önemlidirler. Yagura, kuleler veya gözetleme kuleleri. Duvarlar boyunca ve muhafazaların köşelerinde konumlandırılan yagura, gözetleme için ve okçuların ve silahşörlerin yaklaşan düşmanlara saldırabileceği savunma mevzileri olarak kullanılır. Ayrıca ek depolama alanları olarak da hizmet verirler. Kapı evleri. Mon, kalenin kapı evleri kritik savunma ve giriş noktalarıdır. Genellikle ağır bir şekilde tahkim edilmişlerdir ve kalenin iç bölgelerine erişimi kontrol etmek için stratejik olarak yerleştirilmişlerdir. 5. bölüm, kale türleri, dağ, tepe, ova ve su kalesi tasarımları. Takamatsu kalesindeki Mizujiro tipi kale, Ushitora kulesi. Yagura. Farklı kale türleri, savunma ve stratejik avantaj için çevrelerindeki manzaralardan faydalanmak üzere tasarlanmıştır. Her bir kale türü, savunma ve kontrolü geliştirmek için kendine özgü çevresel özelliklerinden faydalanmış, farklı dönemler ve bölgelerdeki inşaatçılarının uyum sağlama ve stratejik planlama becerilerini yansıtmıştır. İşte konumlarına göre çeşitli kale türlerinin kısa bir özeti, dağ kaleleri, Yamajiro.
yüksek dağ tepelerinde veya sırtlar boyunca inşa edilen dağ kaleleri, koruma için doğal dik yamaçları kullanan, öncelikle savunma amaçlı yapılardı. Yükseklikleri, çevredeki alanlar üzerinde mükemmel bir görüş açısı sağlayarak düşmanların sürpriz saldırılarını zorlaştırıyordu. Arazinin inşaat alanını sınırlaması, genellikle kompakt ve dikey olarak yönlendirilmiş tasarımlarla sonuçlanmıştır. Tepe kaleleri, Hirayamajiro. Dağ kalelerine benzeyen, ancak tipik olarak daha düşük kotlarda inşa edilen tepe kaleleri, yükseltilmiş toprak veya doğal tepeler üzerine inşa edilmiştir. Bu kaleler, yüksekliğin savunma avantajlarını daha fazla erişilebilirlik ve dağ kalelerinden daha fazla alanla birleştirerek daha kapsamlı tahkimatlara ve daha kolay ikmal yollarına olanak sağlamıştır. Düz kaleler, Hirajiro. Düz arazide yer alan ova kaleleri, doğal koruyucu özelliklerden yoksun oldukları için kapsamlı yapay savunmalar gerektiriyordu. Bu kalelerde hendekler, yüksek duvarlar ve güçlü kapı evleri çok önemliydi. Düz arazilerdeki konumları genellikle daha büyük olabilecekleri anlamına geliyordu. Bu da daha önemli garnizonlar ve sakinler için daha iyi konaklama imkanı sağlıyordu. Su kaleleri, Mizujiro. Bu kaleler ya göller, nehirler ve bazen de denizler gibi su kütlelerinin yakınına inşa edilmiş ya da bir saldırı durumunda bölgeyi sular altında bırakmak için tasarlanmış hendekler veya su yapıları gibi su savunmaları ile inşa edilmiştir. Suyun varlığı saldırganlar için doğal bir engel oluştururken, ticaret yollarını ya da temel kaynaklara erişimi kontrol etmek için de kullanılabiliyordu. Bölüm 6. Samurayların askeri stratejisinde Japon kalelerinin rolü, güç ve komuta merkezleri. Japon kaleleri sadece tahkimattan ibaret değildi. Hakim oldukları bölgelerin siyasi ve askeri karargahlarıydı. Daimyo ve samuray vasalları bu kalelerden geniş topraklar üzerinde kontrol sağlayabilir, kaynakları yönetebilir ve yerel yönetimi idare edebilirlerdi. Kaleler, emirlerin gönderildiği ve savaş zamanlarında önemli kararların alındığı merkezler olarak hizmet vermiştir. Bir bölgede bir kalenin varlığı güç ve otoriteyi sembolize ediyor, genellikle yerel ekonomiler ve toplumlar için bir odak noktası haline geliyordu. Bu kalelerde görev yapan samuraylar sadece savaşçı değil, aynı zamanda vergi toplamak, düzeni sağlamak ve lordları tarafından dikte edilen yasaları uygulamaktan sorumlu toprağın ve halkın bekçileriydi. Samuray Savaşı'ndaki rolü. Sengoku dönemi olarak bilinen sürekli askeri çatışma çağında, kaleler toprak genişletme ve savunma stratejisinde hayati öneme sahipti. Bu dönemde Samuray Savaşı sadece açık alan savaşlarını değil, aynı zamanda uzun süreli kuşatmaları ve gerilla taktiklerini de içerecek şekilde gelişmiştir. Bir kaleyi kontrol etme becerisi, daha büyük çatışmaların sonucunu belirleyebilir, saldırıları başlatmak veya yenilgilerden sonra yeniden toplanmak için güvenli bir üst görevi görebilirdi. Samuraylar bu kaleleri güçlerini ve nüfuzlarını yansıtmak, ittifakları güvence altına almak ve bölgede hakimiyet kurmak için kullanmışlardır. Kalelerin konumları genellikle stratejik değerlerine, önemli seyahat yollarını kontrol etmelerine veya doğal kaynaklara göre seçiliyor, böylece daha geniş fetih ve savunma stratejisinde kritik bir rol oynuyordu. Sonuç: erken dönem Japon kalelerinin mimari harikaları ve stratejik önemleri arasındaki yolculuk, Japonya'daki feodal güç, askeri yenilik ve kültürel gelişimin kesiştiği noktalara dair derin bir kavrayış sağlıyor. Çin ve Kore tasarımlarından etkilenen ilk ahşap kalelerden, daha sonra manzaraya hakim olan sofistike taş yapılara kadar, bu kaleler sadece konut veya tahkimat değil, güç ve teknolojik ilerlemenin derin ifadeleriydi. Kale yapımında ahşaptan taşa geçiş, sadece savaşın taleplerine bir yanıtı değil, aynı zamanda Japonya'nın coğrafi ve maddi gerçeklerine bir adaptasyonu da yansıtmaktadır. Bu geçiş, samuray savaş taktiklerini önemli ölçüde etkilemiş, savunma kabiliyetlerini artırmış ve böylece çok sayıda tarihi savaşta kullanılan stratejileri yeniden şekillendirmiştir. Bu ilk kalelerin oynadığı roller yalnızca askeri işlevselliğin ötesine geçmiştir.
Bunlar, kasaba ve şehirlerin etrafında büyüyüp geliştiği önemli yönetim, idare ve kültür merkezleridir. Sonuç olarak, Japonya'nın ilk kaleleri yalnızca mevzileri güçlendirmekle kalmamış, aynı zamanda ulusun kültürel ve tarihi dokusunu da güçlendirmiştir. Bu yapıların mirası, hem tarih bilimi, hem de kültürel takdir konusunda bilgi vermekte. Dayanıklılık, yenilikçilik ve mimarinin askeri ve sosyal tarih üzerindeki silinmez etkisi konusunda dersler sunmaktadır. Bu eski yapılar üzerinde düşündükçe, sessiz ve kalıcı güçleriyle geçmiş ile bugün arasında köprü kuran bu yapıların, Japonya'nın manzarası ve ruhu üzerindeki kalıcı etkilerini hatırlıyoruz. Tarihten YouTube kanalında derin tarihi bilgileri sizlere sunuyoruz. Hemen abone ol, beğen ve bildirimleri açmayı unutma.